Eko Türkçe'den mutlu günler değerli izleyiciler. Yükselen Asya başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Tabii ki gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yayınımıza İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Kadir Temiz eşlik edecek. Kadir Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, gündem oldukça yoğun. Önce Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayalım. Çünkü savaşın şiddeti devam ediyor maalesef ve geçtiğimiz günlerde Antalya Diplomasi Forumu gerçekleşti. Ne yazık ki savaşa dair somut bir çözüm çıkmadı masadan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve yaptığı konuşmasında Antalya'daki diplomasi forumunu değerlendirdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun önce Moskova'ya ardından da Ukrayna'ya gideceğini duyurdu. Önce isterseniz bu konuyla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu adımı? Çavuşoğlu'nun bu ziyaretinin yansımaları nasıl olacaktır? Evet, aslında Türkiye uzunca bir zamandır diplomatik çözümleri desteklediğini belirtiyordu. Yani sadece Rusya ve Ukrayna krizinde değil, Türkiye çevresindeki bütün kriz alanlarında aslında diplomatik bir aktördü. Bu uzun süreden beri böyle bir Türk hariciyesinin böyle bir geleneği var zaten. Ve bu tekrardan canlanıyor, tekrardan gündeme geliyor ve bu Türkiye için çok önemli bir fırsat. Tabii bu Ukrayna ve Rusya arasında bir denge diplomasisinin de bir parçası. Her ne kadar Türkiye NATO üyesi olarak Birleşmiş Milletler'deki bu tasarıyı desteklese de, yani Rusya karşıtı oy verse de, yaptırımlar konusunda hassas bir yerde duruyor. Dengeli bir politika uyguluyor ki bu şu anda Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla da uyumlu bir politika bence de. Ve buna ek olarak tarafların güvenini kazanıp Antalya'da sizin de belirttiğiniz gibi diplomasi formunda Lavrov ve Kebula'yı bir araya getirdi. Yani Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Her ne kadar çözüm üretmese de, yani biz sahada bu görüşmenin karşılığını görmesek de, bence zaten böyle bir şey de beklememek gerekiyordu bu ilk görüşmelerden. Sonraki görüşmelerin zemini oluştu. Zaten Çavuşoğlu'nun şimdi başlatacağı bu mekik diplomasisi, Rusya ve Ukrayna'da devam edecek olan görüşmeler, umarım sorunu çözmek için daha somut çözüm önerileri ortaya çıkarır. Bu Türkiye'nin hem Rusya'ya yönelik dış politikası hem de Ukrayna'yla zaten bildiğimiz iyi olan, yakın olan ilişkilerini daha da geliştireceğini düşünüyorum ben. Tabii savaşın nereye gideceğini de belirlemesi açısından önemli. Türkiye'nin diplomatik bir zaferi olarak da nitelendirilebilir bu sonuç böyle biterse tabii ki. Ancak bunun sadece yani Türkiye açısından değerlendirmemek lazım. Çünkü çevredeki ülkeler de böyle bir diplomasi yürütülmesinde aracı olmak istiyorlar. İşte Belarus bunlardan bir tanesi. Yani Rusya Türkiye'nin bu ara bulucu rolünü destekliyor. Bu önemli bir şey. Ancak uzun vadede bunun yani devam edebilmesi için Türkiye'nin bu güven unsurunu her iki taraf için de sürekli canlı tutması gerekiyor. Ben bunu Türkiye'nin yapabileceğini düşünüyorum. Belki de dünyada bunu yapabilecek, yani şu andaki mevcut şartlar altında, gerilim ortamında bunu yapabilecek yani birkaç aktörden bir tanesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum ve umut ediyoruz ki Çavuşoğlu'nun bu son ziyaretlerinin yansıması, yani hem krizin, savaşın bir an önce son bulması için hem de Türkiye'ye etkileri bakımından olumlu sonuçlanır. Tabii şimdi Ukrayna Savaşı'nda kamuoyunda Rusya ve Çin arasında yakınlaşmanın artması beklendi. Fakat Çin bu savaşa dahil olmak istemediğini açıkça belli ediyor. Çin her ne kadar Rusya'nın yanında olduğunu belli eden mesajlar verse de herhangi bir müdahalede bulunmak istemiyor. Bu sürecin Rusya-Çin ilişkilerine etkisi ne ölçekte olacak sizce? Evet, yani doğru. Bu Rusya çok uzun süreden beri Çin'le zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir temkinli bir birliktelik sürdürüyordu. Yani sadece bu Ukrayna'da değil, mesela Suriye müdahalesi, yine Kırım'ın işgali süreci, 2014'te Donbas'ın işte yine işgal edilmesi, Çin'in benzer tavırları olmuştu. Yani Çin ve Rusya arasında hiçbir zaman askeri müdahalelerle aynı çizgide görülmek istemedi mesela Çin.
Ama diplomatik veya arka planda Rus ekonomisine dair desteğini de sürdürdü. Yani ilk defa olmuyor bu durum. Mesela Çin dış politikasının temel ilkelerinden birkaçı ihlal ediliyor aslında şu anda. Mesela bunlar neydi diye baktığımızda bunlardan bir tanesi işte Çin dış politikası herhangi yabancı bir ülkenin dış müdahalesine karşıdır. Yani bütün egemen devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Bu Çin'in çok uzun yıllardan beri işte desteklediği barışçıl bir arada yaşamanın beş temel ilkesinden ilk ikisi diyebiliriz buna. Yani toprak bütünlüğüne saygı. Ama mesela baktığımızda Rusya bunu açıkça ihlal etti aslında. Bu ihlalin de ben Çin'in farkında olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de Rusya ile aslında mesafeli bir şekilde ilerliyor. İşte örneğin Birleşmiş Milletler'de bu karşıt oy kullanmadı, desteklemedi ve çekimser kaldı. Yani bu neden çekimser kaldı sorusunun bir cevabı da aslında Amerika ile Çin arasındaki uzlaşmazlıkların devam ediyor olması. Yani çok ciddi bir şekilde hala işte Huawei sorunu devam ediyor. Amerika ile Çin arasında Trump döneminden kalma problemler çözülmedi. Rusya konusunda ise çekimser oy kullandı ve diplomatik bir çözümü kesinlikle destekliyor. Mesela ben en son Çin medyasına baktığımda bu Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi hakkında olumlu görüş bildirdi Çinliler. Yine aynı şekilde bu Rusya ile daha önce imzaladıkları anlaşmalarla da enerji ve özellikle alternatif bir ticaret için piyasa olmaya devam edecek muhtemelen Çin. Zaten bu özellikle Swift yaptırımlarından sonra işte Çin'e UnionPay'in mesela Rusların bir şekilde UnionPay yani bir Çinli şirketin kullanacak olmaları Swift mekanizmasını bir rahatlama getirir muhtemelen. Ancak bu da kısa vadeli olacaktır. Zira en son işte pazartesi günü Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı bu Jake Sullivan ve yine Çin'in Dış İlişkiler Komisyonu direktörü Yang Jiechi'nin bir görüşmesi oldu. Orada da açık bir şekilde Jack Sullivan, Çin'in Amerika'nın ve Avrupalı ülkelerin uyguladığı yaptırımları delmesi veya bu yaptırımları boşa çıkartacak hamleleri olması durumunda Çin'e yönelik de yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi. Yani tabii bu bir soğuk duş etkisi yaratmadı değil Çin tarafında. Zaten ancak son dönemlerde zaten Çin'den belirli yumuşama hamleleri görüyorduk. Yani Çin açık bir şekilde hiçbir zaman Rusya'yı desteklemedi. Ancak burada şunu öncelemeyi tercih etti. Bu da bir diplomatik dil, üslup meselesi. Yani NATO'nun genişlemesinin ve Rusya'nın güvenlik önceliklerinin dikkate alınmasını gerektiğini dile getirdi. Ve ikinci olarak toprak bütünlüğünü veya sorunların diplomasi masasında çözülmesi gerektiğini dile getirdiği için aslında bu denge stratejisini bir şekilde devam ettiriyor. Yani ne Rusya ile çok fazla angajmana girip yakın duruyor ne de Amerika Birleşik Devletleri veya Batı dünyasıyla. Bu tabii Çin için bir bilinmezlik ortaya çıkartıyor açıkçası. Yalnız bu da dediğim gibi yeni ortaya çıkmış bir durum değil. Çin diğer sorunlarda mesela ben iyi hatırlıyorum İran nükleer krizi görüşmelerinde de benzer bir ikircikli tavırı ortaya koyuyordu. Bir virgül arası Çin veriyoruz değerli izleyiciler. Evet, karşılıklı açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyiciler. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Türkiye krizin çözümü için yoğun diplomatik temaslarını sürdürmeye devam ediyor ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu temaslar çerçevesinde bugün Moskova'da mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi ve görüşme sonrasında da karşılıklı açıklamaları ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Gündemi değerlendiriyorduk. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Kadir Temizyay'ın konuğumuzdu. Kadir Bey, açıklamaları siz de dinlediniz sıcak sıcak. Nasıl yorumlarsınız? Evet, tabii daha sonuçları açısından daha uzun analizler yapılacaktır ama ben görüşmenin olumlu geçtiği izlenimi edindim. Özellikle Lavrov'un görüşmeli konuşmasında belirttiği gibi hala o yani güven unsuru devam ediyor. Özellikle Ankara'nın yaptırımlara katılmamış olmasını vurguladı Lavrov.
şimdilik en azından bu olumlu bir pencere açıyor bence ikili ilişkilere hem de sorunun çözümüne dair. Görünen o ki Türkiye bu arabulucu rolünü daha devam ettirecek. Bakalım Ukrayna'daki görüşme ne olacak? Oradan herhangi bir açıklama yapılacak mı? Bunlar olumlu gelişmeler. Tabii sorunun nereye gideceği bu açıdan çok önemli. Sahadaki duruma göre bu müzakereler şekilleniyor bildiğiniz gibi. Sahada ne yazık ki durum gittikçe zorlaşıyor. Özellikle şehirlerin ağır bombardımana tabi tutulması, işte Kiev'de ve bazı muhasara altına alınan şehirlerdeki insani dramlar muhtemelen görüşmelerin hızını da etkileyecek. Her ne kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam etse de şu anda insani durum bence asıl önemli olan konu, tarafların bir an önce ya geçici ya kısmi bir şekilde ateşkes kararında buluşmaları gerekiyor. Ki en azından böyle tahliyeler gerçekleştirilsin. Çavuşoğlu'nun dediği gibi Türkiye, işte ben Çin'den de takip ediyorum. Türkiye, Çin gibi işte birçok yatırımı olan ülkeler hala tahliyeyle uğraşıyor yani. Gerçekten insani bir dram yaşanıyor burada. Yani umut ediyoruz ki bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkar. Ama şu anlık söyleyebileceğim şey görüşmelerin anladığımız kadarıyla olumlu geçti. Evet. Şimdi öte yandan bir de ortada İran faktörü var. Biraz da İran faktörünü konuşalım isterseniz. Nükleer müzakerelerde anlaşmazlık sürerken Rusya-Ukrayna savaşı patladı ve Rusya yaptırımları ile birlikte gözler yeniden İran'a çevrildi. Bu konjektürde İran'ın Rusya ve Çin'le Batı arasında bir köprü olma ihtimali var mı? İran'ı nasıl konumlandırmalıyız? Yani bence İran sorununu tabii ki mevcut konjonktürde ayrıca değerlendirmeliyiz ama yani biraz Ukrayna'dan bağımsız bir tarafı da var bildiğiniz gibi. Çünkü İran ve Batı dünyası arasındaki daha çok Amerika Birleşik Devletleri arasında süren müzakereler aslında 2015'te imzalanan bu nükleer anlaşmaya geri dönmekle ilgili. Bildiğiniz gibi Trump bu anlaşmadan çekilmişti. Ve dolayısıyla İran'la imzalanan bu nükleer anlaşma bir anlamda kadük kaldı. Yani diğer taraflar hala anlaşmanın bir tarafı tabii ki. Ve İran da işte sözünde durmaya çalıştı. Trump dönemindeki bütün gerginliklere rağmen aslında biz İran'ın nükleer sorunda anlaşmaya geri dönmek istediğini biliyoruz. Ve Biden da aslında gelir gelmez Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik dış politikasında bir dönüşüm, bir değişim sinyali verdi. Yani anlaşmaya geri dönmek istiyordu. Yani daha bu Ukrayna meselesinden önce Viyana görüşmeleri başladı. Müzakereler yine belirli sebeplerle askıya alındı ama yine son zamanlarda hızlandı. Yani buradan anladığımız şey aslında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir normalleşme süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada İran'ın tabii ara bulucu rol oynaması biraz zor. Ancak İran özellikle Rusya'nın yaptırımlarla başının sıkıştığı bir dönemde yani İran sorunuyla da uğraşmamış olacak aslında NATO Amerika Birleşik Devletleri. Böylece dondurulmuş bir soruna çevirebilirse en azından anlaşmaya geri dönerek belki İran'ı meselenin bir parçası haline getirmeyecek. Ancak ben kısa vadede İran meselesinin bir çözümlenebileceği kanaatinde değilim. Çünkü ortada daha büyük bir kriz var. Yani en nihayetinde İran nükleer krizinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olan Rusya ve Çin'in biraz daha İran tarafında yer alarak, İran'ı koruyarak bir imza aşamasına getirmişti bu anlaşmayı. Şimdi bu aktörler arasında ciddi bir kriz var. Yani Rusya tamamen işte Ukrayna meselesinden dolayı bir kriz yaşıyor. Çin henüz Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki sorunları çözebilmiş değil. Normalleşme çabaları orada da devam ediyor bu arada. Ancak tam da bu durumda bence İran nükleer kriziyle ilgili bence çok büyük bir adım beklememek gerekiyor. Belki bu anlaşmanın belki bir parçası olarak konumlandırabiliriz İran'ı. Yani İran'daki nükleer sorunun yeniden gündeme gelmesi belki işte Rusya'yı da masada
çözüme bir adım yaklaştırabilir. Yani artık İran Rusya'nın kullanabileceği bir işte araç olmaktan çıkabilir. Peki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Kadir Temiz, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim, teşekkürler. Değerli izleyiciler, Yükselen Asya'yı noktalıyoruz izlediğiniz için. Teşekkür ederiz, hoşçakalın.